Beyler bayanlar selamlar. Call of Duty Warzone'a gelen 1.23 güncellemesi sonrasında silahlarda bir sürü değişiklik yapıldı. Özellikle MP5 ve Grav'ya baya nerf getirdiler. Özelliklerini düşürdüler. Ve aynı zamanda bazı silahları AK'yi, karı, AX'in gücünü de yükselttiler. Glock değişti vesaire değişti derken bir ton değişiklik oldu. Ve bu geçen süre boyunca da tüm bu değişiklikleri gözlemleyip deneyimleme fırsatı buldum. Peki iyi mi oldu, kötü mü oldu, ne kadar değişti bu silahlar, oyun oynanışı ne kadar etkiledi? Gelin hadi birlikte bakalım şimdi. Öncelikle en çok kullanılan Grav'da hasar menzilini kıstılar. Özellikle Archangel ve Nexus namluların mesafesini azalttılar. Ayrıca silah recoil'ini arttırdılar. Yani ne demek oluyor bunlar? Eskiden uzak mesafede diyelim 10 mermide düşürdüğümüz düşman için 12 tane mermi harcamamız gerekecek. Silahın recoil de değiştiğinden kaynaklı atış ederken sarsılması daha fazla oluyor. Yani uzaktaki bir hedefe zaten daha fazla mermiyle sıkarken bir de silahın titremesi yüzünden daha zor göreceğiz ve mermi tutturmamız daha zor olacak. Daha çok ateş etmemiz gerekecek. Özetle uzaktaki hedefleri vurmak artık daha da zorlaştı Grav ile. Güncelleme sonrasında bana göre Grav hala en güçlü ayarlar arasında. MP5 için ise hasar menzilini düşürmüşler. Ayrıca 10 mm'lik charger'ı da baya azaltmışlar özelliklerini. Ama zaten 10 mm'lik charger trio ve squad'da ben kullanmıyordum. Size de tavsiye etmiyordum. O yüzden gelen nerf aslında MP5'i çok etkilemedi diyebiliriz. Ben hala deli gibi MP5 kullanıyorum. AK-47'de ise ADS hızı yükseltildi. Biliyorsunuz AK kontrolü zor. Birazcık da bir tık da yavaş bir silahtığına özellikle ADS konusunda çok yavaş bir silahtı. Ama normalde SMG mermisi takarak güzel bir hale dönüştürebiliyorduk AK'yi. Ve bu yeni güncelleme sonrasında daha da seri, daha güzel bir hale dönüştü. Bununla da bir sürü oyun kazandım. Bence denenebilir. Bir şans verin AK'nin yeni haline. Kar98'in yeni halinde Battle Royale'de değildi, multi'de deneme fırsatı buldum. Yeni sniper'ı kasarken nişan açma hızı acayip hızlanmış. Aynı zamanda hasar menzili de yükseltilmiş. Fakat dedim ya hani Warzone'da da çok fazla deneyemedim. Aslında denedim de çok fazla etkisini göremedim. Hala bence aynı, çok fazla uzağa vurmuyor ama kesinlikle ADS hızını çok etkilemiş. Çok seri bir silaha dönüşmüş Kar98. Yine eklenen sniper ise HDR'ın SKS versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bu silahı nasıl açarsınız, nasıl kasarsınız, özetleri nedir gibi zaten bir video yapmıştım, onu açıklamaya bırakıyorum. Ama onu izlemeyenler için de burada özet geçeyim. Abi kafadan tek atıyorsunuz, gövdeden 2 vuruyorsunuz, bacak ya da koldan 3 vuruyorsunuz. Toplamda 5 merminiz var. Acayip yavaş bir silah. Yani pusu için bu kuleye çıkıp falan oradan adam ağlamak için gayet ideal bir silah. Ama hızlı seri oyunları seviyorsanız, agresif oynamayı seviyorsanız kesinlikle önermiyorum. Çok çok yavaş bir silah diyebilirim. 200 kişilik mod ise tam bir hengameye dönüştürmüş oyunu. Çok denedim, çok denedim. Aradan sadece 2 tane mi 3 tane mi oyun kazanabildim. Arkadaşlar hele Spare Store'dur, hangarlarda gibi böyle kalabalık yerlerde takım olarak oynamanız gerekiyor. Kesinlikle birbirinizden ayrılmayın. Ve oyunun sunucuları çok kötü. 200 kişiyi kaldırmıyor. Normalde 80-100 olan ping bu sefer 120-140 civarında oynuyorsunuz. Ve sizi sürekli oyundan atıyor. Ya benim başıma herhalde 4 kere falan geldi. Evet. 4 kere böyle tam üstümüzü topladık, üstümüzde self-revive var, silahlarımız hazır, UAV'lerimiz hazır, her şeyimiz hazır. Sürekli adam ağlıyoruz, hop karşımızda server disconnected. Ve bu bir kere de yaşanan bir şey değil, bir sürü insanın başına geliyor, sürekli oluyor. O yüzden adamlar daha bu server kapasitesini, sunucu kapasitesini düzeltmeden sırf reklam amaçlı böyle bir hareket yapmaları bence hiç hoş olmadı. Tabii bu benim naçizane görüşüm. Oyunda yeni bir dürbün eklendi arkadaşlar. Ne kadar kullanışlı, ne kadar kullanışsız siz bilirsiniz. Ama oyun başında yerden bulursanız ve stun ya da flash bulamadığınız onu yerde gördünüz, alıp kullanabilirsiniz. En azından nerede ne var, kim var hızlı bir şekilde bakabilirsiniz. Çünkü drone'u kullandığınızda siz hareket edemiyorsunuz biliyorsunuz. O yüzden de gelip birileri, düşmanlar sizi öldürebiliyor. Bununla seri bir şekilde düşmanın yerine bakıp tekrardan pozisyon alabilirsiniz. Hızlı hareket edebilirsiniz. O yüzden oyun başında kullanışı, oyunun ortalarında ve sonlarında ise bana göre çok kullanışlı değil. Çünkü zaten sürekli UAV yapabiliyorsunuz, sürekli adamları görebiliyorsunuz. Yeni eklenen görev ise oyundan koptuğunda sizi tekrardan oyuna döndürebiliyor. Görevi aldığınızda size orta mesafe uzaklıktaki, genelde bu 300 ile 600 metre arasında oluyor, bir shop'a gitmenizi istiyor. Süre içinde shop'a takım arkadaşlarınızdan birisi gittiğinde görevi tamamlamış oluyorsunuz.
Daha sonra süre bitmiş olsa da siz görevi tamamladığınız için takım arkadaşlarınız herhangi bir zamanda gidip daha sonrasında gidip oradaki shop'tan ucuza ya da bedava eşya alabiliyor. Herkesin toplamda bir tane indirimli eşya satın alma hakkı var. İsterseniz takım arkadaşınızı bedavaya kaldırabilir ya da diğer eşyaları %80 ucuza alabilirsiniz. Aynı zamanda Self-Revive de bedavaya geliyor. Tabi Loadout yine indirimsiz 10.000 dolardan satın alabiliyorsunuz. Aynı Fire Sale etkinliği var ya, onun gibi düşünebilirsiniz işte. Fakat unutmayın, bundaki tek fark Fire Sale'de tüm eşyaları alabiliyorken bunda sadece tek bir eşyayı indirimli ya da bedavaya alabiliyorsunuz. O yüzden stratejik oynamanız, stratejik eşya almanız lazım. Kulakta ise artık Sniper, Yumruk ve Little ekipmanlar konuşuyor. Size tavsiyem Sniper ile Hipfire denedikten sonra varsa Trophy Knife atın. Tutturamazsanız da ya da elinizde Trophy Knife yoksa dipçik ya da yumrukla adam araştırın. Gerçi elinize güveniyorsunuz, bu dediklerime hiç gerek bile kalmaz. Hipfire ile ateş ederken de tam ateş edeceğiniz sırada hareket etmeyin ki mermi sağa sola savrulmasın, farklı yerlere gitmesin. Ardından tekrar hareket edin. Bu şekilde ben de genelde işe yarıyor. Ben bu şekilde oynuyorum. Tabii her zaman da olmasa da genelde işe yarıyor. Bundan daha iyi bir taktiğiniz, stratejiniz varsa Gulag için, yeni Gulag için söyleyin. Çünkü bazı insanlar var, abi sürekli ölüyorlar. Bazen ben de sürekli ölüyorum. Hani bok atmış gibi olmayayım. Daha iyi bir stratejiniz varsa lütfen aşağı yorumlara yazın. Biz de birazcık kendimizi geliştirelim. Daha iyi oynamaya başlayalım. Oyundaki diğer bir sözde kullanışı değişiklik ise takımınız öldükten sonra tekrar lobiye dönmeden oyun aratabilmeniz. Aslında artı gibi gözüküyor bu değil mi? Hani o play again tıklıyorsunuz, her şey bitti, tamamdır. Ama tek yaptığı şey aslında yükleme ekranında yine aynı süreyi beklemek. Süre olarak hiçbir etkisi yok. Lobiye dönseniz en azından loadout falan ayarlayabilir, bir şeylere bakabilirsiniz, görevleri inceleyebilirsiniz. Farklı silahlar, acaba bu böyle nasıl olur falan diye kafa patlatabilirsiniz. Diğer türlü ekranınızda, karşınızda loading screen'i böyle boş boş bekliyorsunuz. Bilmiyorum ne kadar sizin için kullanışlı, ne kadar değil ama bana göre de çok fazla bir etkisi olmayan yenilik olmuş bu. Aklıma gelen ve deneyimlediğim her şeyi iyi kötü aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Eğer kaçırdığım bir şeyler varsa yine yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Ve videoyu da sevdiyseniz ve bu tarz videoların devamında gelmesini istiyorsanız yine aşağıdan abone ol'a tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Yine geldiniz, yine izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.